Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Eğer gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo terliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme dikiyorlar! Sordumsa... Amca seni ben amana koyayım. Ödümü koparttın, elim ayağım birbirine dolaştı. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Şu an saat 05.54'ü. Ve karşınızda Game Developer Tycoon'la beraberim. Evet, ben bunu çok önceden bir kere çekmiştim. Daha sonra bu kanalda yakınlarda yine çektim. Şimdi yine çekiyorum. Ama seri olarak çekmiyorum. Öyle sabahleyin kafama esti, sabahleyin dedim gece 2. Kafama esti, baktım orada kuzu kuzu duruyor, dedim indireyim şunu, 100 MB oynayayım dedim ya, çok içimden geldi. Bir oyun yapasım geldi, evet. geri kaydım konuşurken. Oh, şimdi ama oyuna başlamadan önce bir şeyler diyeceğim ben. Dediğim gibi şu an sabahın 05.54'ü. Benim ne bir uyku düzenim var ne bir şey. Ve ben düzensiz yaşayınca böyle bir şeyleri yerine koyamayan, hiçbir boku beceremeyen bir adamım. Düzene oturtamayınca kendimi. Şu klima da bir türlü 28 derece, ne ya, klimayı açmanın ne anlamı kaldı, camı açsam zaten dışarısı 27 derece, gerizekalı, neyse. çok konuştum lan. Ne diyordum ben? Ha, ben böyle bir şeyler düzene oturmayınca hiçbir şeyi ve komple sağlam bir adamım. Bir haftadır falan işte video atmamamın, kaymazsam iyi olacak, montajda sıkıntı oluyor. Bir haftadır falan video atmamamın sebebi oydu böyle. Sabah 4'te 5'te uyuyordum şu saatlerde. Ondan sonra öğlen 2'de 3'te uyanıyordum. Böyle zaten bilirsiniz, o saatte uyanınca insan ne bir tadı olur ne bir şey, böyle ağzı bok kokar insanın ağzı, böyle iğrenç bir tad olur ağzında. Böyle gözünü açamazsın, her yerin ağrır. Yani insan öyle uyanınca da affedersin de yani sikiyim videosunu diyor. Bir kanalı da sokayım, ona da sokayım, böyle öf, bok gibi yatıyorum, kalkıyorum böyle, tam nasıl mutsuzum. İğrenç bir şey ya, vallahi çok iğrenç bir şey. Bu uyku düzenini yerine koyacağım diye gittim, uyku ilacı aldım, onu içiyorum. Amına koyayım, onda içiyorum, gene ben 2'de 3'te uyuyorum. Gene bir türlü öküz gibi bir adamım. Geç uyuyorum, geç kalkıyorum. Yani sabah 7'den mesela, sabah 7'de kalktığım zaman, ben bunu vlog kanalında bir tane uykuyla ilgili video koydum. Bunu daha fazla uzatmayacağım, 2 dakika falan oldu burada. Neyse, onu izlersiniz, buraya bir yere koyarım, onu izlersiniz. Benim uykuyla büyük sıkıntım var hakikaten. Yani uyuyamıyorum ama uyanamıyorum da. Yani olmuyor. Bir türlü rayına oturtamam. Ne denediysem beceremedim. Böyle artık saçma sapan bir yaşam işte. Sabahın 6'sında dedim artık sikerim. Öyle mi böyle mi işte, neydi o? Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Uyumayacağım amına koyayım. Video çekeceğim bugün komple. Kesin uyurum 5 dakika sonra. Videodan sonra böyle öküz gibi uyurum burada. Montajı da beceremem. Şimdi videoda çok saçmalayabilirim. Böyle alkolik gibi davranabilirim. Uykum var çünkü. Normalde uyurdum şimdi ya, ama işte cam açık ya. Cam açık, klima açık abi. Yakıyor. Bu da suyu akmıyor sonuçta. Elektrik yakıyor ya. Ne diyordum lan ben? Ha, böyle saçmalayabilirim çünkü bu saatlerde normalde uyurdum. Yani ben saat 2'de girerim yatağa, 5'e kadar uyuyamam böyle. Yani telefonu bıraksam bile uyuyamam. Dönerim. Yok, uyuyamam. Böyle sıkıntılarım var. İşte onun için artık isyan ettim. Uykum var, bana ne? Hiç umurumda değil. Varsa var. Madem sen uyumuyorsun şu an, kendi pislik salak vücuduma diyorum. Madem uyumuyorsun pezevenk, video çekeceksin o zaman. Başlarım böyle şey, video çekmek istiyorum, çekemiyorum. Çekecek ruh halim kalmıyor amına koyayım. Sinirlendim. Şu an sinirlendim. Vallahi sinirlendim. Neyse. Çekelim şunu. Demin mi girdim hatırladım böyle. En son videoda bıraktığımız yeri devam et. Murat Paşa GmbH diye şirket kurmuşum. Ofise de geçmişiz. Bak şimdi oyun geçmişine bak. Ha, ilk oyunumuzdan başlayacağım. Belediye otobüsü diye oyun çıkartmışım. Ne zamandı bu? 5-6 ay oldu galiba. Ulaşım simülasyon 6.5 almış. Yine iyi. Kaç satmış? 9.000 satmış. İyi başlangıç, şimdi iyi. Sonra Muratpaşa kapalı spor salonu yapmışım, 15.000 satmış. Var bir de bu ha. Çağlayan kapalı spor salonu diye bir yer var. Muratpaşa kapalı boks salonu, böyle bir yer yok. 6.900 satmış zaten. 4.25 almış. En kötü oyunumuz büyük ihtimalle. Bakayım. 100 artı en yüksek satışlar arabasına. Hafiften uykum geliyor.
Muratpaşa Belediyesi Şövalyeleri. Bu ne saçma. Ortaçağ rol yapma oyunu. 14.000 satmış. 7.25 almış. Muratpaşa Domuz Çiftliği. Alakasız bir şey. Böyle bir saçma oyun olamaz. 7.25 almış yine. Daha sonra şey yapmışız. Teknoloji geliştirmişiz. 7.75'lik Muratpaşa Ay'da. Daha sonra 5.5'luk. Berbat bir oyun. Muratpaşa Vars'ta. Tam bir kopya oyun böyle. Far Cry 3'ten Far Cry 4'e geçmek gibi. Sonra Muratpaşa Break. O aralar Prison Break izliyordum. Hapishane Macera. 7 almış. Şey işte. Düden Korsanları 6.75. Bilgisayardan başka bir konsola geçince iyice sıçmışım. 32.000 satmış. Muratpaşa Empires. Ortaçağ strateji oyunu. 36.508 puan almış. Şey işte. Uf, patlama patlama oyunu. Muratpaşa Makam Drift. 9.75 almış. 388.000 satmış. Güzel. Ondan sonra şirketi açtık zaten. Muratpaşa Kıyamet Vakti'yle şey yaptık, böyle cilayı dağıttık vodkanın üstüne bira gibi. Bu şekilde bu şirkete geldik. Şimdi ben bir şeyden tırsıyorum. Bizim şu an gavatozerkak.com vardı. Sonra oraya Ankara Emniyeti şikayet etti. Polis şeyimize, teşkilatımıza hakaret falan vardı. Hiç de alakası yok. Yani Gavat Özel Harekat bizim şeyin adıydı, toplumun adıydı. Sanki bütün özel harekatlar bizim özel harekatmış gibi öyle bir yanlış anlaşılma olduydu. Bu arada sesim tiz geliyor olabilir çünkü ben böyle konuşurken buradan bir zızlama duyuyorum böyle seslerimden. Neyse. Şimdi bana Muratpaşa Belediyesi şikayette bulunacak diye korkuyorum. Dalga geçiyor falan diye. Dalga falan değil. Benim içimde Muratpaşa sevgisi var, bilmiyorum. Yani bir de bazılarını şey sanıyor. Muratpaşa'yı ben kendime paşa diyorum zannediyorum. Muratpaşa belediye amına koyayım. Antalya'da Muratpaşa diye bir belediye var. 451 bin nüfusu var. Sürekli tabelanın ne oluyor lan? Gider var amına koyayım. Dur geri gel. 32 bin para gidiyor. Kolay mı kazanıyor lan 32 bin dolar? Hemen harcıyor parayı. Neyse. Sürekli geçtiğim için tabelanın önünden ben onu görüyorum böyle. 421 bin ya da 425 bin falan nüfus var. Onun önünde bir fotoğraf çekelim, koyacağım Facebook'a falan. Onu bir görürsün Facebook sayfamdan. Koydum sana, söylerim videodan. Neyse, bu bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu belediyeden biri izleyip de beni şikayet etmesin. Ben sevdiğimden yapıyorum bunu yani. Dalga falan değil. Hatta belediye başkanıyla da tanışmak istiyorum. Ne oldu lan? Domuz gibi ses çıkardım. Ay, bir su içeyim ben. Çok saçma videolar sizi bekliyor. Tamam, şimdi hemen bir oyun geliştir. Yeni oyun motoru yaratma da. Bu herkes için olsun. Konu bakalım, ne konu var? Bu kadar az mı lan konu? Bir yarış oyunu yapalım. Muratpaşa Makam Drift tutmuş. Madem halk devamını istiyor. Buradan bir tür mü? Türler bu kadar az mı? Platform seçelim, dur. Bilgisayarın pazar payı 14.8'miş. Gamelink'in pazar payı. Ben yine bilgisayarcıyım ya. Ben bilgisayardan devam edeceğim. Oyun motoru Frostpaşa 3 tabii ki de. Ayıp ediyorum yani Frostpaşa. Tür neydi? Macera mı olsun? Yarış dedin. Simülasyon olsun hadi. Harika komboymuş yarış ve simülasyon. Neydi bu şimdi? Yarıştı değil mi? Muratpaşa Konyaaltı Makam Drift mi yapsam? Ne yapsam? Nasıl bir şey yapsak buna? O ulaşım simülasyon. Muratpaşa Drift olmasın bu sefer. Makam stand. Standlar var ya böyle şey. Ön freni mi sıkıyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Böyle vrr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 r
3D grafik mi olsa, 2D grafikler V2 daha kaliteli olduğuna göre çok masraflı bir oyun yapalım ya. Hadi koçum çalış. Heh. Motoru yükselt. Hikaye eksi olacak simülasyonda tabi. Oynanış yüksek olacak. Hadi bakayım. Daha iyi kullanıcı deneyimi. Oyun öğreticileri, oyun kaydet. Bir zahmet. Doğru salıkaya falan. Tamam hadi. Blık blık yükseliyor böyle. Çok hoşuma gitti. Bölüm tasarım. Diyaloglar sıfır simülasyonda. Yapay zeka çok önemli. Bölüm tasarım falan filan. Hadi bakayım. Hadi. Bundan sonra, bu oyundan sonra bir kâra geçebilirsek eğer, bir de şey alalım. Eleman alalım. Dünya tasarımını düşür. Ses, grafik eşit. Hadi. Hadi muazzam bir oyun çıkart bana ya. Yalnız iyi oldu sanki lan. Baksana 10 tane bug var ama onları bir çöz yavrum. Şu bugları bir çöz. Çöz onları bir sen. Bak aylık gider boru gibi girdi ya. 2.200 bin dolar kaybettim hadi. Batacağım, gebereceğim şimdi. Şu bug'u da çöz ha. Ha teknoloji üretiyor lan, dur. Dur dur, bılık bılık üretiyor, dur. Devam et, devam et.
ıkın hadi. Hadi lan niye bug yaptın? Gerizekalı ha tamam. Hadi bitirelim. Murat Paşa makam stand. Rekor kırdık mı? Oo teknolojide rekor kırdık. Final hadi. Ha bir level atlamadı. Oyunu yayınla. Hadi lan 10 verin. Bir 975 de buradan vuralım. Potansiyel gösteriyormuş. Götüm. Murat Paşa GmbH'ım ben. Ne bilmiyorum. GmbH'ım ben. Bu kadar berbat puanlar verilir mi ya? Böyle büyük bir şirkete. Murat Paşa gibi böyle büyük bir şirkete. 675 aldık ya. Ya şaka gibi ya. İnanmıyorum. Şuna bak. 131 bin dolar maliyeti var bana ya. Bak Murat Paşa makam drift'te 59 bin maliyet 2.7 milyon gelir. Şu benim bütün param bundan geldi yani. Satıyor. Satıyor. Manyak. 12 bin sattı. Bir de reklam yapabiliyor muyuz lan buradan? Yapamıyoruz. Pozisyon dolduralım. Bir personel yönetimi eğitimini tamamlamalıymışım. Şuradan eğit o zaman şu gerizekalıyı. Personel yönetimi. Eğitime başla. Kaç bir? 40 bin satsa bana yeter. Ama satacak gibi durmuyor yani. 40 bine çıkar. Ikına çıkar o. Murat Paşa makam stand. Hadi lan. Yöneticilik kursunu başarıyla tamamlamışım. Şimdi sen şuradan bir araştırma yap. Bir yeni konu. Şuradan ulaşım yok mu? Ulaşım var. Tamam. Değişik bir şey yapacağız şimdi. Sivar Korsan. Fantezi. Kurt Adam. Sıradan oyunlar. Ne lan o? Kaç? 20 araştırma puanım yok ki. Basit ara görevler. 39. Hadi 40. 40 oldu tamam. Kaç geliri var bana şimdi bunun? Kaç getirdi oyun geçmişi? O 131 bin götürdü. Kar 153 bin kar etmişim. Tabi o arada bakım masrafı falan, işi, ofisin giderleri falan. Bayağı bir zarara girdim ben. Ofis olunca tabi aylık gider yapıyor. Şuradan personel dolduralım. Bütçemiz. Maliyetim ben bir 300 bin maliyet ayırırım personele ya. Karışık algoritma değildi. Karışık algoritma olsun. Bakmaya başla. Aranıyor. Bu arada ben bir oyun motorumu incelemek istiyorum. Ama ha yok zaten tamam. O daha sonra. 44 bin sattı. İyi yine şu ana kadarkileri. 142, 109. 109 ne abi bunlar ya? Bu adam sırf teknoloji. İyi al bunu. Tamam al bunu. Aylık 17 bin masrafın mı var senin hayvan ol hayvan? Dur bakalım kızmış lan. Tamam bir tek bu yeter. Şimdi benim salağı da tasarıma eğitelim. Beni düşündür. Ha araştırma puanım yok ya. Eğitemiyorum gerizekalıyı. Şimdi hemen bir yeni oyun yapalım. Ulaşım. Simülasyon. Platform. Bilgisayar. Oyun motoru Frost Paşa 3. Tabii ki de Antalya uluslar arası havaalanı. Böyle saçma bir oyun. Herkes oynasın. Boş ver. Yaşa falan gerek yok. Bu da 3D grafikli biraz çağdaş bir oyun olsun. Motoru yükselt. Oynanışı yükselt. Kayıyı azıcık olsun hadi. Öbüründen farklı yapacağım sığır. Kızım çalış. Kızım niye çalışmıyor? Niye çalışmadı o kız? Yapay zeka. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Bu kadın niye çalışmıyor? Ben buna bu kadar şey verdim. Çalışsana lan. Densiz. Bu muydu senin araştırma? 370 teknolojisi falan vardı bunun. Densize bak. Çalışmıyor ya. Bak. 5 teknoloji vermedi daha şu ana kadar. Ayıp denen bir şey var. Ben o kadar para verdim lan sana. Teknoloji 26'yı geçecek. Öbüründen daha iyi bir sonuç çıkacak bu sefer. Kabul etmiyorum yani. Daha kötü bir oyun çıkaramam ben. Çalışın oğlum. Bırak şimdiden inventory'u falan. Çalışın lan. Bak batacağız ha. Murat Paşa GmbH batamaz. 6 yıldır biz burada. Ulan çalışsanıza. Lan gerizekalılar. Senin de amına. Bitir. Al. 49 bin aylık gider ya. Kovacağım ben bu kızı. Vallahi kovacağım. Seviyeler yükselmiş. Hadi bakayım. Bırak ya üstün yapay zekayı şimdi. Şu geri zekalıyı da eğitelim. Kendini tekrarlama. Henüz yayınlanmış Antalya Uluslararası Havalimanı.
Bir 10 gördüm ama sonra yine düştü. 7 güzel, iyi. Hadi sen 8, öbürü 9, öbürü 10 olsa olmuyor mu? 7. Hadi 8. Hadi. 7.5 yaparız bunu. 8 yap. 6 verme. Amına koyayım. Bu araştırması mı var bunun? Neyi var şu an? Ne yapıyor bu? Sonradan niye arttı lan öyle? Ne kadar az sattı abi? Batacak bu şirket ha. Vallahi batacak bak. Ciddi ciddi batacak yani. Hadi çabuk bitsin şu şeyiniz de, araştırmanız da. Hadi lan, hadi. Hadi yeni bir şey çıkartmam lazım. Güçlü kitle gençmiş. Gençlere özel bir oyun yapalım o zaman. 10 ayran gelmiş. Gelmeseymiş abi. 6000 2 tane ayran var. Şunu bir daha eğitsene. Kendini tekrarlama hadi. Hadi kızım eğitil. Eğil hadi ha. Ne oldu şimdi? Level mi atladı o? Ne oldu ben anlamadım. Anlamıyorum abi. Şu solda bir tane bar yükseliyor ama neyse. 35.000 mi sattı? Rezillik ya. Pozisyonu doldur. Ulan şuradan 1 milyon bütçe ayırsam. Oyun demosu. Ne çıkacak? Ayırdı ya bütçeyi la. Hayır ya. Dur lan, yanlış anladın. Yanlış anladın. Hayır, ben para vermeyecektim. Hayır. Ya abi, battık biz lan şimdi. Neyse, bunu alalım bari. Almışken. Ya rezillik ya. Valla 1 milyon verdim adama. Araştırmak. Neyse, kıyamet sorması. Genç güçlü kitle olduğuna göre şuradan harika komboymuş. Gamelink. Gamelink daha bir rol yapma mı olur? Bunda olur. Yaptık. Frost Paşa 3 tabii ki de. Şimdi kıyamet sonrası Murat Paşa ile ilgili nasıl bir şey yapabilirim? Sanki yaptık da önce böyle boyunla. Şimdi tam hatırlayamadım ama. Nasıl bir şey yapabilirim? Kıyamet sonrası ne olur lan? Murat Paşa goblinleri mi nedir? Hiçbir şey gelmedi ki aklıma. Antalya'da kıyamet sonrası gibi bir yer. Aspendos. Ne bileyim lan, Aspendos var işte bizim burada. Başka bir şey gelmedi aklıma. Hadi çalışın. Çalışın, mal gibi bakmayın, çalışın. Çalışsanız ayın sesini kaçıyor ya, orospu çocuğu. Ben sana o kadar para veriyorum, niye çalışmıyorsun lan? Adama bak ya, hata yaptı bir de. Çalışmadı, hata yaptı sadece. Eşşol eşek. Lan çalış. Bak bak. Bak bak. Bak çalış, bir kahve içiyor. Senin kahveyi kafana yapıştırırım sağdan ha. O kadar para alıyorsun orospu çocuğu. 1 milyonumu yedin. 691 bin param kaldı benim burada. Çalışsana oğlum. Ulan seni öldürürüm ha. Boğarım lan seni. Sus bir sus. Endüstri haberini siki vereceğim şimdi. Bak kız çalışıyor. Git git, istemiyorum ben sözleşmeli iş falan. İstemiyorum ya. Dünya tasarımı yapıştır. Ses düşür, grafik tamam. Abi bok gibi oyun ya. Bok gibi oyun, resmen şu an bok gibi oyun çıkardık yani. Gerçek rezil bir oyun çıkardık. Çalışmıyor ki adam. Bakar mısın adam? Bakar mı? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bak mal gibi duruyor. Tes. Aa, piyasadan çekiliyor lan Tes. Hemen çıkarılmış oyunu. Çıkarın oğlum, piyasadan çekilecekmiş. Seviye iyi bari, yeni rekor kırdım teknolojide. Yayınla bakayım oyunu. Çoklu oyuncu karakter gelişimi. Çoklu oyuncu mu yapsak? Onun için gerçi yeni şey isteyecek. Ha. Aspen.
Evet. Şu an çok alakasız bir video ama şu an ben buraları temizliyorum. Çünkü ben şu an sabahın körü, çok güneş var. Burada ben size bir şey söyleyecektim ama güneşten dolayı bir türlü söyleyemedim. Acayip bir güneş olduğu için söyleyemedim. Ben de çareyi burayı yıkayıp bunun üstüne oturup öyle konuşmakta buldum. Ama bu tek düşündüğüm gibi gitmiyor yani bunun yıkanma şeyi. Hiç hoş gitmiyor yani. Çok pis abi ya. Elimi şuraya bir gezdirdim de. Pisliğe bakar mısın? Yuh yani hakikaten bu pisliktir bu. Biz buraya aylardır çıkmadığımız için tabi temizlesen burada bir neyse ben burada duyuruyu da yapayım, açıklamayı da yapayım bu kadar saçma bir video yapmışken. Şimdi ben bu az önce izlemiş olduğunuz videodan bayağı bir çektim. Yani onu ben uzun bir süre çektim. Yani 25 dakikadan hesaplayacak olursak yaklaşık bir 4 bölüm çıkar gibi duruyor aşağı yukarı. Eğer istiyorsanız yükleyeyim onu. Şu şekilde şöyle güneşten kaçışmaya çalışıyorum. Çok maymun gibi çıktı. Kıçım başım attı ya. Onu istiyorsanız yükleyeyim. Yani ama istiyorsanız, yani istemiyorsanız internete ona yoramayacağım. Bu bölümü beğendiyseniz bir 3-4 bölüm daha yüklerim. Ama yani beğenmediyseniz de hiç yüklemekle uğraşamam. O interneti ona harcayamam çünkü 1 megabit upload var. Şurada 0.60 upload var. Ne pis bir yer ya. Buraları bir yıkamamız lazım ya. Işığı yanıyor ya, şaka gibi. Bakacaksanız, izleyecekseniz yükleyeyim, izlemeyecekseniz yüklemeyeceğim hiç. İnterneti yoramayacağım. Bu arada fiber geliyor, bizim şu ileriyi kazdılar. Bir de size şeyi göstereyim. Ha ben bu arada GoPro'yu denedim de burada. İşte klavye falan parçaladık burada. Şöyle. Ortalık biraz dağıldı tabi. GoPro'yu denedim. Ondan sonra çok boktan bir çekim yaptığımı fark ettim. Rezil oldu yani. Video boşa gitti. Bunu yayınlayamayacağım. Çok kötü oldu. Bu üçüncü kattayım şu an ben. Şuraya atacağım. Tam olarak aşağıya. Buradan böyle aşağıya atacağım. Böyle bir şey yapacağız evet. Şöyle içeri gireyim de. Bitiriyorum ben videoyu. Açıklamadaki ankete katılın, yorum yazın. Yani bir şekilde belli edin videoyu izlemek istediğinizi. Hadi montaja geçiyorum ben. Şöyle şu an sizin videoyu montajlayayım burada. Evet. Hadi gittim ben. Hadi.